Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masada olacak. İsveç'ten terörle mücadele yasasına ilişkin açıklama geldi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek olan yasanın uygulamasına yazdan önce başlayacaklarını duyurdu. Kristersson, İsveç, Tahta ile yapılan anlaşmaya uymaya devam ediyor diye konuştu. Evet, 30 Kasım 2022 Çarşamba Erbaa Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Erbaa'da sis var, görüyorsunuz işte. Sizler için çekime devam. Personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltı kararı verilen 117 şüphelinin tamamının yakalandığını duyurdu. İzmir'de Göztepe Altay Derbisi'nin tatil edilmesine yol açan olaylara ilişkin 28 şüpheliye yönelik soruşturma sürüyor. Dün de Erbaa Devlet Hastanesi'nde doktora, bayan doktora saldırı girişiminde bulundu. Nefretle kınıyoruz bunları. Bırak doktoru, hiçbir bayana el kalkmaz. Lütfen duyarlı olalım. Doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza saygı gösterelim, hürmet gösterelim. Kadına el kalkmaz. İşveren temsilcileriyle bir araya gelecek. Uzmanlara göre yeni asgari ücret... Erbaa kaybolmuş, görünmüyor. Sis var. Adil Kara İsmailoğlu Ankara'da AKM Gar Kızılay metro hattında incelemelerde bulundu. Bakan Kara İsmailoğlu gelecek yıl açılacak hattın günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip olacağını söyledi. Emlak vergisi ikinci taksit dönemi için bugün son gün. Ödemeler belediyelere havale yoluyla ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Adalet Bakanlığı 406 personel adını yapacak. Orman Genel Müdürlüğü de taşra teşkilatı için 224 daimi işçi alacak. Alım ilanları resmi gazetede yayınlandı. Tarıma dayalı yatırımların tamamlanması için tanınan süre 6 ay uzatıldı. Konuyla ilgili hazırlanan tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Ukrayna'daki çatışmalar bir kez daha Rusya'ya sıçradı. Ukrayna güçleri Rusya'nın Kursk bölgesinde bir enerji tesisine hedef aldı. Rusya'daki tesisin vurulmasının ardından Kursk'ta elektrik kesintileri yaşanıyor. Bilyansk'ta ise bir petrol deposunda yangın çıktığı duyuruldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ikinci ve son gününde. Gün boyu düzenlenecek toplantılarda Çin ve Rusya ile ilişkiler ve terörle mücadele konuları ele alınıyor. Ve spor, Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak. Program şöyle, saat 18'de 2 karşılaşma var. Tunus-Fransa mücadelesi TRT Spor'dan, Avustralya-Danimarka maçı ise TRT 1'den canlı yayınlanacak. Saat 22'de ise 2 maç oynanacak. Suudi Arabistan-Meksika karşılaşması TRT Spor'dan, Polonya-Arjantin mücadelesi TRT 1'den naklen ekranlara gelecek. Hava durumuna gelince Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan hariç Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların Muğla ve Antalya çevreleriyle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Haberleri dinlediniz. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bugün 30 Kasım Çarşamba, türkülerin güzel enerjisiyle bugün de radyolarınıza konuk olacağız. Saat başına kadar sürecek beraberliğimizde. Gönlünüzden geçenlere bugün de ses olmaya çalışacağız. Anadolu Kuşağı türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle başlıyor.
Hadi gelin, türkülerin en doğru, en kaliteli adresi TRT Türkü ile birlikte gezelim Anadolu'yu. İlk yöremiz Kırşehir. Neşet Ertaş'tan alınan hareketli bir türküyle başlayacağız canlı yayınımıza. Erol Köker söylüyor. Bahçede Gül Ağacı. Avrupa Mobilya Mehmet Ulusay'a teşekkürler. Güzelim haydi haydi, sen olursun ilacım, aman yeteyim, nasıl edelim. Burası küçük sanayi sitesi. Tam hastane yolunun olduğu cadde. Bir türküyle daha devam edelim değerli dinleyenler. Sevcan Orhan oluyor sırayı şimdi de. Çift beyaz güvercin olsam diyor. Thank you.
biliyorsunuz işte o mesajlardan biri. Ankara Çubuk'tan sevgili dinleyicimiz Yaşar Köksal'dan geliyor. Gün ortasında güzel İzmir'den bizlere sunulan birbirinden güzel türküleri dinlemenin keyfini yaşıyoruz. Herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Zeki Başoğlu Zonguldak'tan, Ramazan Özündü Ankara'dan, Bekir Gültekin Zonguldak Çatalağzı'ndan ve Fahri Özdemir de İzmir Konak Meydanı'ndan bizleri dinlediğini söylüyor. Ve sıradaki türkümüzü de Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Polis Teşkilatı'na armağan etmek istiyor. Sıradaki türkümüz Aydın yöresinden değerli dinleyenler. Ulaş Kurtuluş Ünlü söylüyor. Denizlerin kumuyum. Erbaa Fatih Sultan Mehmet Mahallesi. Yıldırımlar Camii bura. FSM olması lazım buranın da. Yıldırımlar Camii burası. Denizlerin kumuyum, zührem balıkları. Balıkları bulur. Aç kollarım zühreci, ben de Allah'ın bulur. Ben de Allah'ın bulur. Mesletin de sen kendini cümle alem dost ettin. Merdanesin hanımsın merdane. Bal mı da sürdün al yanarı gerdane. Evet, burada Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu vardı biliyorsunuz. Yıkıldı, yani yıktılar. Depreme dayanıklı iki kat olarak yapıldı. Okul aşağı yukarı bitmiş. İnşallah yakın zamanda faaliyete geçer görüldüğü gibi. Hemen okulun yanında da yeni Erbaa Belediyesi hamamı var burada. Bu kadar da yakın mıymış ya? He. Erbaa Tuğra Hamamı bu da. Biliyorsunuz Erbaa Belediye Hamamı Cumhuriyet Mahallesi en üstteydi. Orası yıkıldı. Bir müddet hamamsız kaldı Erbaa. Şimdi özel burası. İşte burası Erbaa Tuğra Hamamı. SPA neyse. Şuraya da güzel bir bina yapmışlar ben görmeyeli. Bu bina. Türkülerle gün ortasında şimdi de özel gönlümden alınan Denizli yöresine ait hareketli bir türkü var. Yeşim Dağlı'dan dinliyoruz. Denizli'nin adım adım yolları. Thank you.
üstüne taş koydum. Ah yârim lilalay lilalay la. Gül yastığına baş koydum. Ah yârim ah. Gül yastığına baş koydum. Ah yârim. Gürcan Hüsbal Mersin'den selamlar, iyi yayınlar yazmış bizlere. Sıradaki türkümüzü de Silifke'de yaşayan anne ve babasına ve tüm türkü dostlarına armağan etmiş. Ahmet Uzal Buca'dan iyi yayınlar dilemiş. Bayram Gökçen İstanbul'dan, Mustafa Demir Antalya Korkuteli Avdan Mahallesi'nden tüm program, yayın ve yapım ekibine ve dinleyicilere armağan etmek istemiş sıradaki türkümüzü. Suna Koçak da Didim'den sevgilerini göndererek sıradaki türkümüze ortak oluyor şimdi. Okan Murat Öztürk var sırada. Derbent Deresi'ni söylüyor.
Mehmet Demir Adapazarı'ndan İzmir'e saygı ve selamlar diyor. Sezai Karakoç'un da dediği gibi, kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Henüz dinlemedin benden türküler. Kırgınlıkları telafi edecek bir türkü de benden eşim Gülay Hanım'a armağan olsun demiş. Sıradaki türkümüzü kendilerine armağan ediyoruz biz de şimdi. Güzel bir Azerbaycan türküsüyle yayınımız sürüyor. Ali Haydar Gül söylüyor. Bir teçhüt çorap ne menedim.